İçişleri Bakanlığı 21-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarının bilançosunu açıkladı. TSK'nın hava ve kara unsurlarınca yapılan operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 127 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 22'si ölü, ikisi sağ, onu teslim olmak üzere toplam 34 terörist etkisiz hale getirildi. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında DAEŞ terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 44 kişi gözaltına alındı. FETÖ ile mücadele kapsamında örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 400 kişi gözaltına alınırken sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 14 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 72 ilde gerçekleştirilen 1639 operasyonda piyasa değeri 35.344.460 lira olan çeşitli kilo ve tipte uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 5.694.579 lira olan 768.792 kaçak sigara, 62.607 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 2.258 kişi gözaltına alındı. Öte yandan sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında aralarında Antalya'nın da bulunduğu 37 ilde 175 şüpheli gözaltına alındı. 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü ülke genelinde 7308 noktada emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten 63.990 personelin katılımıyla 12.336 ekip, 8 hava aracı, 74 deniz aracı, 302 dedektör köpeğin kullanıldığı Türkiye Güven Huzur 7 uygulaması yapıldı. Uygulama sonucunda sorgulanan 551.990 şahıstan çeşitli suçlardan aranan 1017 şahsa işlem yapıldı. 24 Ağustos 2017 Perşembe günü ülke genelinde polis ve jandarmadan oluşan karma trafik ekipleriyle Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi 5 uygulaması yapıldı ve denetlenen 178.426 araç sürücüsünün 18.346'sına cezai işlem uygulandı.